Merhabalar. Windows Phone pencere özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Daha önce benzer bir video çekmiştik. Bu biraz daha kapsamlı, daha az bilinen özellikleri de katıp tekrar çekmek istiyorum. Zaten Windows işletim sistemi adını pencerelerden alıyor. DOS işletim sisteminden Windows'a geçerken en büyük fark pencerelerle çalışmaydı ve bu pencereler gerçekten bilgisayar dünyasına bir devrim oldu. Birçok işi sürükte burak yöntemiyle çok daha pratik yapılmasını sağladı. Ve bu pencereleri de daha da etkin kullanmanın yolları da var. Şu an ekranda browser açık, sitemiz açık, özellikler çıkıyor. Buradan ben basılı tutup mouse'un sol butonunu aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi ufaldı. Ben de arkada bir sürü pencere açtım. Çok bilinmeyen bir özelliği gösterelim. Herhangi bir pencereyi tutup sağa sola salladığınızda bakın diğerleri kayboluyor. Yani bir tek bununla çalışmak isteyebilirsiniz bu boyutta. Diğerlerinin görüntü kaybolmasını isteyebilirsiniz. Tekrar sallarsak geri geliyorlar. Büyütelim. Tekrar büyüdü. Bakın buradan da büyütebiliyorum. Zaten her pencerede var tam ekran modu. Veya yukarıya ittirip bıraktığımda da büyüyor. Yine ben yukarıdan tutup sağa götürdüğümde bakın ekranın yarısını kapladı. Sol tarafta da diğer açık pencereleri görüyoruz. Bunlardan herhangi birini seçip iki programla birden çalışabilirim. Yine indirdim, yukarı götürdüm, tam ekran yaptım. Bu sefer yine basılı tutup sola götürdüğümde sol taraftan yarısını kapladı. Sağ tarafa istediğimi seçebilirim. Tabi bunun ötesinde tutup sağ üste götürdüğümde bakın dörtte birini kapladı. Şu not defteri de sağ alta götürelim. Bunu sol üste götürelim. Bu da zaten sol alta. Yani ekranı bu sefer dörde bölmüş olduk. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Mesela ben doküman hazırlarken birkaç tane kitaptan soruları inceleyebilirsiniz, derleme yapabilirsiniz. Hoşunuza gidenler. 3 tane kitabı açarsınız. Burada da dokümanı derlediğiniz programı açarsınız. Kullanışlı bir özellik. Şöyle alayım yine pencereleri. Evet, başka bir özellik. Pencereler buradayken şu görev çubuğum benim sağ tarafta. Ben altta kullanmayı sevmiyorum. Ya üstte kullanırım ya da sağda veya solda kullanırım. Çünkü zaten bütün programların menüleri de üst taraftadır. Bildiğiniz üzere. Yani alt taraf çok göz için iyi bir yer değil. Şimdi sağ tarafta buradaki görev çubuğunda bir yere sağ tıklıyorum. Bakın pencereleri basamakta diyor. Tık diyorum. Bütün pencereleri basamaklamış oldu. Yine sağ tıklıyorum görev çubuğuna. Pencereleri üst üste göster diyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde gösterdi, sıraladı. Pencereleri yan yana gösteri seçiyorum. Mesela şöyle karıştıralım. Pencereleri yan yana diyelim. Böyle bölmüş oldu. Ayarlamış oldu. Evet, genel olarak pencerelerle ilgili özellikler bunlar.